ben dener denemez etki görmek istiyorum, hemen güzelleşmek istiyorum diyorsan, yarım tane muz al. Yumurtanın sarısını ekle o yarım tane muzun üzerine. Bakın, yumurta sarısının arta kalanını hemen ellerime sürüyorum. Eğer cildiniz kuruduysa, soğuk havaya maruz kaldıysa veya fazla sıcak havaya maruz kaldıysa, çatladıysa yumurta sarısı birebir. Ve bal, bir tatlı kaşığı bal. Böyle güzel doğal bir bal bulabildiyseniz ne mutlu. Etki çok daha fazla olacaktır. Üzerine bir tatlı kaşığı bal ekledim ve şimdi yoğurt. O da ev yoğurdu olursa, kendi yaptığınız şöyle güzel doğal yoğurtlardan olursa gene müthiş olur. Bir yemek kaşığı yoğurt koydum. Şimdi tatlı badem yağı. Cildimizi gereceğiz, sıkılaştıracağız. Bir de o güzel sevdiğimiz yağlardan birini ekleyeceğiz. Ve koku da güzel olsun. Aynı zamanda sivilce oluşumun önüne geçelim. Dilerseniz limon, dilerseniz lavanta. Ben lavantayı seçtim. Bakın, yumurta sarısı, muz, bal, yoğurt ve lavanta, süper oldu. Kırışıklıklar gidiyor. Çatlaklar gidiyor yüzümüzdeki o çatlaklar. Kurumuş cilt, ölü deri, bunlar gidiyor. Tüm malzemeleri bir kabın içerisine aldım ve güzelce karıştırıyorum. Sivilce oluşumuna yatkınsa cildiniz birebir. Kırışıklıklar varsa çok etkili. Sarkmalar varsa çok etkili. Yani bu maske bir nevi botoks görevi üstleniyor ama cildimize de ışıltı katıyor. Yani denedikten hemen sonra sonuç veren, çok hızlı etki gören, gösteren maskelerden birisi bu. Tüm malzemeleri bir kapta birleştirdim ama ben buna bir de pirinç unu ekleyeceğim. Yani ışıltı katacağız ya, şöyle cildi de biraz aydınlatalım, renk tonumuzu biraz açalım. Maskeye daha fazla kıvam verelim, özdeşleşsin. Ama aynı zamanda pirinç unundaki o peeling etkisiyle ölü deriyi, ölü hücreleri atıp cildimize çok daha aydınlık, canlı, parlak, dinamik bir görüntü katalım istedik. O yüzden biraz pirinç unu ekledim. Ama baktım karıştırdıkça bu biraz daha pirinç unu alır. Biraz daha pirinç unu ilavesiyle maske kesinlikle süper. İstediğimiz kıvamda, istediğimiz etkide oldu arkadaşlar. Bu maskeyi haftada bir yapsanız olur. Ama haftada iki kere yaparsanız etki harika olur. Ben bunun üzerine şöyle bir yemek kaşığı pirinç unu tekrardan ekledim. Biraz fazla ölçülerde yaptım bu maskeyi. Çünkü ben elime yüzüme uygulayacağım ya. Kalanını iki gün sonra tekrardan elime yüzüme bir güzel süreceğim. Bir haftada gözle görülür. Şöyle çok güzel, çok net sonuçlar almak istiyorum çünkü. Bakın, hemen ellerimi sürüyorum tahta kaşık arkasıyla. Uygulama yapmak çok kolay oluyor. Özellikle pirinç unu gibi böyle granül yapıdaki ürünlerle bir maske uygulaması yapıyorsanız, ben tahta kaşık arkasıyla sürmeyi çok seviyorum. Böyle yedire yedire bu şekilde uyguluyorum ellerimi. Özellikle el bakımımız çok önemli. Her tarifte bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü şöyle ellerimiz de genç görünsün. Orada tazelensin. Yaşlılık belirtileri, kırışıklıklar, o sarkma şöyle derinizi tutup kaldırdığınızda havaya kalkıyor. Özellikle bol su içiyoruz. Bunun kaynaklarından biri bu. Diğeri de yaşlılık, genetik faktörler, beslenme şeklimiz. Biz bunu hem içten güzelleştiriyoruz hem de böyle güzel, etkili ürünlerle dıştan tedavi etmeye çalışıyoruz. Bakın, ellerime uyguladım. Varsa bekleme aşamasında bir eldiven takarak etkiyi artırırsınız. 30 dakika sonra çıkarın. Şöyle kaymak gibi güzel olsun cildiniz. Sonra sevdiğiniz güzel kremlerden birini sürün ellerinizle, bolca masajınızı yapın, yedirin. Ellerinize dokunmaya doyamayacaksınız. Ben çok sevdim. Müthiş oldu. Şimdi bu tarifi bir de gelin yüzümüze uygulayalım. Dilerseniz böyle bir fırça yardımıyla tüm yüzünüze, göz altınıza da kullanabilirsiniz bu tarifi. Boyun dekolte bölgesinde sarkmalar oluyor. Yaş ilerledikçe özellikle boyunda yanlamasına, enlemesine, diklemesine kırışıklıklar, çizgiler artıyor. Oralara bunu yedirin, oraları bir doldurun bir güzel. Çenede fazla yağlanma varsa oradaki gözenekler genişliyor. O geniş gözenekleri sıkılaştıralım, dolduralım, temizleyelim.
alında karışıklıklar oluyor. Oralara sürelim. Birinci katı sürdüm ben. Bir 10-15 dakika bekledim. Sonra ikinci katı sürdüm. Böyle daha güzel bir emilim oluyor. Tamamen cilde nüfuz etmiş oluyor. Bakın kullandığımız hiçbir üründe katkı maddesi yoktu. Güzel bir muz kullandık. Yarısı, çeyreği bile yeterli. Yumurtanın sarısını kullandık. Doğal bir bal kullandık. Ev yapımı yoğurt kullandık. Pirinç unu kullandık. Pirinci dilerseniz kendiniz de öğütüp toz haline getirebilirsiniz. Böyle güzel, faydalı maskeler, tarifler hazırlarsınız. Sonra birkaç damla lavanta yağı kullandık. Süper olmadı mı? Etki çok güzel olacak. Eminim çok seveceksiniz. Şimdi bunu ellerime, tüm yüzüme sürdüm. İki kat uygulama yaptım. 30 dakika sonra çıkarttım, kuruladım ve güzel bir kremle de nemlendirmemi yapıyorum. Biraz kremden alıyor, avcumda ısıtıyor. Sonra aşağıdan yukarı, içten dışa doğru masajımı uyguluyorum. Bakın dudak kenarındaki sarkmaları, o kırışıklıkları açmak için bir güzel bu kremi sürüyorum. Hangi krem biliyor musunuz? İşte bu krem. Aloe vera, susam yağı, karıştır. At kestanesi yağı, karıştır. Jojoba yağı, karıştır. Gliserin, karıştır. Ve E vitamini. Tüm bunları karıştır. Şahane bir yağ yaptım. Bunun uzun versiyonu. Buraya sağ üst köşeye linkini bırakayım. Uzun versiyonunu oradan izleyebilirsiniz. Ben bu yağa bayıldım. O yüzden bu videoda da tekrardan hatırlatmak istedim. Bu güzel yumurta muz maskesinin üzerine bu at kestanesi kremini de uygularsanız şahane sonuç alırsınız. O yüzden güzel bir maske. Sonra üzerine böyle güzel bir kremle de nemlendirme yapmak, o kırışıklıkları bir bir açmak, cildimizi germek, sıkılaştırmak için kesin çok güzel bir çözüm olacak arkadaşlar. Bakın kremi göz altlarıma da uyguluyorum. Çünkü maskeyi de uygulamıştım. Sonra çıkarttım, bir güzel de akşam temiz cildime bu kremi uyguluyorum. Masajımı yapıyorum. Cildimi bu şekilde sıkılaştırıyorum. Lütfen böyle güzel de masaj tekniklerini uygulayın. Alnınızdaki kırışıklar, göz kenarınızdaki kırışıklıklar uçup gitsin arkadaşlar. Kendinizi çok daha iyi, çok daha güzel hissedin. Maskeyi haftada iki yapar. Her akşam temiz cildimize bu güzel at kestanesi kremini de uygularsak eminim ki çok daha aydınlık, pürüz, kırışıklıkların olmadığı, sarkmaların, sivilcelerin, siyah noktaların olmadığı bir cilde geçebiliriz. Bir de kendi yaptığımız böyle güzel vakitleri böyle güzelliklerle geçirirsek çok daha mutlu oluruz. Buraya birkaç video daha bırakıyorum. Lütfen izlemediyseniz onları da izleyin. Bu güzel videoyu da sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir de kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.